what we did. Baktığınızda oyun başlangıcında rakibimiz farklı bir sistemle sahaya dizildi. Aslında beklediğimizin dışında bir sistemle geldiler bize karşı. İlk maçta farklı bir sistemdi, bu maçta da farklıydı ve onların lig maçında da aslında bunu denemişlerdi. Başladık. Hatta topu çevirerek hızlı bir şekilde rakibin arkasına da sarkmaya çalıştık. Sonrasında onlar da uzun toplarla biraz tehlikeli olmaya çalıştılar ama biz tabii ki de nötralize etmekte hiç sıkıntı yaşamadık. We scored a goal of a good corner. What we studied. It's always nice to go in first half with 1-0 up front. Biliyorsunuz ki sonrasında güzel bir kornerden güzel bir gol attık ve çalıştığımız yerlerden de gol atabilmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor ve ilk yarıyı 1-0 bitirmek de tabii ki her zaman mutluluk verici. Kalecilerinden ikinci yarıda gelen uzun bir topla aslında çok fazlasıyla üstünde kaldığımız bir konudan bir hata yaptık ve dönen toplardaki kademelerde bir hata yaparak bizim oyuncumuz Andrew Stopper'imiz hata yaptıktan sonra da rakibe bir penaltı vermiş olduk ve sonrasında bir birlik bir sonuç elde edildi. It's really important. Baktığınızda 10 kişi kaldıktan sonra takımımla çok fazlasıyla gurur duyduğumu da söylemek istiyorum. Çünkü 10 kişi kalıyorsunuz ve 11 kişiye karşı mücadele veriyorsunuz ve rakibiniz hiçbir şekilde harıl harıl size saldıramıyor. Ve bu ne demek oluyor? Şu bizim ofansif oyunculardan korktukları anlamına geliyor ve baktığınızda bizim yapımız bozulmadığı için de sonrasında o 10'a karşı 11 oynarken bile hiçbir şekilde maçı rakibe tam anlamıyla vermedik. Ama tabii ki de bu gurur verici çünkü muazzam bir mücadele verdi takım. Tabii ki de baktığınızda maç devam ederken, rakibiniz ona karşı 11 oynarken hiçbir şekilde markajları kaçırmayan bir takımımız vardı ve bu çok fazlasıyla gururlandırdı. Ve akabinde Yusuf Sarı ile bir aksiyon geliştirdik ve çok güzel bir yerde frikik yakaladık. Ve baktığınızda o attığımız gol aslında dün antrenmanda çalıştığımız bir frikik pozisyonuydu. Ve böyle gol atmak bile çok fazlasıyla duygular yaşatabiliyor insana ve böyle kazanmak gerçekten mutluluk verici. Ama şunu da söylemem lazım. Biz şu ana kadar herhangi bir şey başarmadık hala. Sadece yolun başındayız. Bu takım ruhuyla, bu takım mücadelesiyle daha çok fazla yürüyeceğimiz bir yol var. O yüzden rakibi direkt gereken analizleri yaparak bir dahaki rakibimizin hazırlanmaya başlayacağız.